Öyle bir şey. O zaman devam. Diyelim ki ıssız bir çölde arkadaşının pipisini yılan ısırdı. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor. Ne yaparsın? Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Baştan alman lazım değil mi? Koruku da hallediyor. Arkadaşının pipisini yılan ısırdı, tamam mı? Ne yaparsın olması lazım? Kimisi emer, kimisi ölüme bırakır, kimisi işte doktora götürür. Kimisi doktora götürme diye bir seçenek direkt, yok. Ama direkt emmen lazım diyorsan ne yaparsın yok, emmem lazım abi. Hayır, öyle bir şey Zehri emmen lazım yok. Zehri emmek ister misin acaba sana? Emmek hayır, tercihim mi olmalı? Hayır hayır, emmek tercihin tabii ki senin. Tamam, emmeye de bilirsiniz. Ama ölecek emmezsen. Abi geçemeyiz mi sen daha? Senem. Yok, ilk başta senem. Beni ısırmış. Senem. Beni ısırmış. Senem. Oğlum geçen manyağın bir ya... Aaaa! Uf yanıyor. Bir şey olmaz, gel. Ne oldu? Çok kötü oğlum, çok zehirli bu yılan. Çölde, sadece çölde var. Dur bir dakika. Acil. Bunun o zaman baştan şeyini vermemiz lazım. Neyini? Yılan oldu. Hayır dur lan. Neyini vermem? Nasıl böyle girdi lan adam? Evet, çok kötü şu an ben yanıyorum orası. Oğlum yani koskoca hukuk tatilini buraya harcadık yani. Gerçi şu an... Ne oldu Ferit? Bu en zehirli yılan. Acil emciklemen lazım. Çok kötü. Öleceğim yoksa? Oğlum öleceğim. Dakikalar kaldı. 2 dakikamız var hadi. Öyle bir şey olmaz. Çok kötüyüm valla, çok kötüyüm. Bunlar hep belgeselden öyle bir şey. Uyuştu buram. Buram uyuştu gidiyor. Bak böyle kaldım. Tamam aramızda. Sonsuza dek. Sen manyak mısın oğlum? Çıkar. Hani yılanı çek. Yılan değil mi o? Allah seni. Burada dağıtma sana. Ya abi o... Ya ne yapayım, neyle bir şey saçmalıyor musun? Şöyle kavrasın abi. Ya o da diyor ki... Saçmalama. Şöyle tutarım bunu. İnanılmaz. Kabul ettiğin zaman dağıt falan yok diyor. Ne bekliyorsun anlamadım ki Enis abi de. Yemin ediyorum çölde niye? Ferit bak kobra bu. Kobra. Soğan kırar gibi. Oğlum yapma. Yemin ediyorum şurada niye kullan... Sana dikkat et! Oğlum ne yaptın lan? Ben bunu görmüştüm Ferit. He? Emcüklemen lazım. Tamam bir şey olmaz, gel doktor moktor doğru bir şey. Bulamayız, çölün ortasındayız Ferit, hadi. Ne yapacağım? Hadi. Hayatta olmaz Kemal. Hadi. Ne hadi oğlum? Manyak mısın s**t böyle? Öyle bir şey yok, hayır. Abi emcüklemen lazım diyorum. Hiçbir şey olmaz. Bak 2 dakika içinde bilincimi kaybederim, tellerim, şey yaparım, bak ter akmaya başladı bak şuradan, gördün mü? Evet, harbiden akmaya başladı. Zehir bu, zehir. Zehir akıyor ama işte toksin. Nurofen içelim, daha çok terler. Nurofenle çözülecek şey değil, kobra diyorum ya. Hiçbir şey olmaz Kemal, yapma gözünü seveyim. Ben istemiyorum ya. Öleyim mi Ferit? Ne olacak? Öleyim mi? Oğlum zaten ıssız çöldeyiz, zaten büyük ihtimal öleceğiz yani. Tamam ölmeden önce şu duyguyu tadayım ben. Hadi abi, müzik diyeceksin. Ya abi niye bekliyoruz? Ben böyle mi yapmayacağım yani? Abi burası çok saçma yani, aynen. Tamam abi, bitti bu kadar yani. Aynen. Öldü abi, Kemal öldü, tamam. Ne oldu oğlum? Şükrü yılan ısırdı. Çıkar. Ne oldu oğlum? Emineceğini söyle. Kapsın mı? Emip, tükürüp kanı temizliyorlar. Senin de benim kanım. Biraz daha anlatsana o belgeseli. Belki ölürsün o sırada, emmek zorunda kalmam. Emmeyecek misin? Vallahi hiç niyetim yok gibi. Bir de bedava yemem, biliyorsun benim dişlerim yok gayet. Bu çölde neden yürüyorsun? Bu nasıl bir yalan ya? Bu hikayenin ana kahramanı sensin, emciklemen lazım. Da niye böyle barikat tutuyoruz onu bilmiyorum. Yalanısı da açmamız lazım. Doğru diyorsun. Aa, çok abi. Bir dizlerin üstüne çöksene abi. Gerçi boyun kısa senin değil mi? Diyelim ki kıt kanaat aldığın çok pahalı bilgisayarını sevgilin kırdı. Yanlışlıkla ama kırdı. Ne yaparsın? Sevgili arkadaşlar, peruğumu unuttuğum için evet benim bir peruğum var. Bugün kız kılığına daha doğal yollarla gireceğim. Abi senin ihtiyacın yok böyle kılıklara girmene, biliyorsun değil mi? Eyvallah, sen artık sağ olsun. Hala giderim var değil şu an. Bence oldu. Oldu ya. Teşekkür ederim. İşte buralarda benim çalışma alanım ya. Çok burası güzelmiş. Anam mısın? Nasıl güzel? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Bu toplanmaz mı ki? Toplanmaz o. Bu olmaz mı? Yani nasıl becerdin? Bir bilgisayarı nasıl kırabilirsin ya? Ya çok özür dilerim. Elim çarptı, ayağım çarptı. Heyecanlandım senin odana gelince. Bir kalbim şey oldu, biraz çarptı. Sen bu bilgisayarı kırdın. Bunu yapıştıralım. Eskisi gibi olur mu? Bu kalp eskisi gibi olur mu? Ya Ferit, ben bilerek yaptın mı bunu? Bak geçen de bana bunu yaptığın zaman kızmıştın. Gene aynısını yapıyorsun. Her seferin aynısını yapıyorsun sen. Niye bana bu kadar kızıyorsun? Alt tarafı yedin. Ben suçluyum. Evet sen suçlu. Nerede bak kızıyorsun? Bak baskı altı hissediyorum kendimi. Yeter artık ya. Buraya kadar geldi.
ayrıldık. Burası benim odam. Ya çok güzelmiş ya. Çok özür dilerim ya. Neyi, bilgisayarı mı kırdın sen? Evet. Buradan nasıl kırdın? Baştan çekin abi bunu. Lan yaparken onu. Abi Kaan'da da şöyle anlamsız bir trip oluştu ya. Gerçekten çok tuhaf ya. Sürekli Kaan şey tribine girdi böyle. Yok abi bunu böyle olmaz, şöyle olmaz sana. Lan diyoruz ki YouTube oğlum, videoyu çekeceğiz, editte yaparlar orayı diyoruz. Yok abi baştan söyleyeyim, baştan çekelim abi. Lan niye çekelim, oraya kadar konuştu zaten, gerisi edit işte. Yapılacak yani o. İşte sevgilim, burası da benim odam. Bu da bilgisayarım. Şak! Aa ne yaptın, bilgisayarı mı kırdın sen? Çok özür dilerim ya. Oyunculuğa gel. Aa ne yaptın, bilgisayarı mı kırdın sen? Çok özür dilerim. Biz çıkamadık. Bir şey olmaz. Kıyamadık. Çok özür dilerim. Her şeyi kırdın Eylül. Her şeyi. Kalbimle mi kırdın? Yok. Tamam, o zaman sorun yok. Buraya gelin aynısını yapacağız. Gelin buraya aynısını yapacağız. Bir örneği öğrendim. Abi ben örneği öğrendim. Bir tane deneyebilir miyim birinizde? Aynı örneği deneyeceğim. İşte buralarda. Şaa! Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Böyle bir şey yok, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir dakika tamam, özür diledin de bir dakika. Ya kalbini de kırdın. Çok özür dilerim. Kalbimi de kırdın. Kalbini kırmadın. Bilgisayarı da kırdın. Çok özür dilerim ya. Sen beni s**eye çalışıyorsun. Ben anlamadım. Oğlum öyle yaptı, kız işe yaradı. Sen de niye yapıyor? Böyle bir şey var mı abi? Ne farkın var benim ya? Diyelim ki zamanında sevgilinin abisine bir borç verdin. Abisi bir türlü borcu ödemiyor. Fakat senin borcu geri istemen lazım. Ama bunu bir şekilde kibarca yapman lazım. Borcu geri almak. Şurada bir ses alır mısınız ya? Borç verdim. Abisi bir türlü borcu ödemiyor. Bunu şöyle. Fakat senin borcu geri istemen lazım. Ama bunu bir şekilde kibarca yapman lazım. Borcu geri almak için ne yaparsın? Recep abi selamlar. Selamlar Ferit kardeşim. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyidir, ne olsun ya. Nasıl gidiyor abi? Ne olsun be, bildiğin gibi. İşler falan ya. İyiymiş bu aralar duyduğum kadarıyla yok işler. Yok oğlum. Bayağı çalışıyordunuz, ben gördüm vızır vızırdı dükkanın önü ya. Benim aileden sıkıntı var. Kardeşim çok geçmiş olsun ya. Ne, çok geçmiş. Ne bende de aynı sıkıntı var biliyor musun? Aynen öyle. Benim de ailemden zamanında gelmiş dadanmışlar yani. Apartmanda olay çıkartmışlar ya. Yemin ediyorum apartmanda dadanın dadanın üzerine yani. Herkes ailem yapışmış yani. Diyor ki annem diyor ki her gün geliyor bilmem ne yapıyor ya senin sevgilin. Benim kardeşim ağlıyor. Her gün ağlıyor. Hatta varsa üzerinde bir 3-5. Aileme yardımcı olayım. Vallahi çok zor değiliz. Vallahi Ferit'ciğim çok zor durumdayız. Bak ben kız kardeşime de söyledim. Sen on numara bir insansın. Ben önümüzü açacağım. İlişkinizde full desteğim. Ama o kadar sıkıldık ki. O kadar sıkıldık ki hemen ödeyeceğim. Bir yıla kalmadı. Ben ciddi düşünüyorum abi. Ben zaten... Ben evlenmek istiyorum abi. Ben zaten... Ama 5 kuruş param yok. Oğlum bak evinizi ben dizeceğim. Evinizi... Borcu bir. Ev... Şimdi aile arasında borç olmaz Ferit, sen bizim kardeşimizsin artık, aile arasında borç olmaz. Ama gerçekten evinizi... bana çok lazım şu an. Oğlum bu nasıl bir bardak lan, elimden içerken kayıyor lan bardak. Böyle bir bardak mı olur? Bak. Çok mu koymuşum? Bardak kayıyor yalnız. Ne yapıyormuştum şimdi. Vallahi. Şimdi bak Ferit'ciğim. Neden ben, biliyor musun abi? Neden kardeşim? Ben kısırım abi. Bende şöyle bir şey var Ferit'ciğim. Senin buna tedavi olabilecek bir ilaç var abi, bende. Nasıl tedavi olabilir? Bende bir ilaç var. Bak çok Türk ilaç. Sipariş de geliyor yurt dışından. Ne var abi? 5000 lira ateşle ertesi hafta direkt çözecek. Vallahi. Direkt çözecek. Ya bu zor. Tamam. Al abi. Eyvallah, sağ olasın kardeşim benim. Ayşe'ye de çok selam söyle. Tamam, hadi bakalım. Evet, böyle s**k bir adam olarak çıkıyor. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Şükrü, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Harika. İyi bakalım, Allah daha iyi yapsın. Bir şey diyeceğim, bir arkadaşla konuştum. Hı-hı. Çok fena bir iş var ama biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Parayı ona katlıyoruz abi. Daha önce sana bir borç vermiştim ya. Borç demişim, pardon kusura bakma. Öyle ihtiyacım vardı vermiştim ya. Onu şimdi geri alıp... Oraya verirsem 10 katını geri alıyoruz abi. Yarı yarıya bölüşürüz. Yapma ya. Ne iş biliyor musun? Ne? Böyle acil ihtiyacı olana para veriyorsun. Adam normalde zengin ama ay sonu hani faizli falan çekiyor ya. Hı. Acil nakite ihtiyacı var. Faizini çektiği zaman sana 10 katını veriyor. İçinde inek var mı? Galiba var. Neden sordun abi? Ben seviyorum ineklileri ya. Daha fazla çekiyor beni yani. Ben sıcağım bu işe. Türkiye'nin çoğu seviyor abi. Neyse abi, para diyordum. Hesabını gönder bana. Abi elden alsam çünkü hani bazen gelmiyor falan. Ulan sen işini biliyorsun ha, yani, sen işini biliyorsun ha. Sıkıntı var, bir de EFT parası falan ödeme yani. Hiç gerek yok. Ben öyle abi, alayım ben. Ah. Abi diğer cebindeydi o parayı. Boş mu benim, hep ben almadan gitmem, çıkartsana. Ulan yok işte, yok, açma görüyor musun? Açım gerçek karakterin o para yok. Enis Kirazoğlu'nun parası yok. Hadi lan cepten parası var mı gerçekten? Yapacağın sıkıntı s**k seni. Biz
gitsin böyle bir arkadaşlarla konuşuyoruz. Şükrü nerede sen skecin sonunda böyle kalkıyor bu arada. Ya böyle skeci sikeyim deyip gidiyor abi. Bir şey falan planı var diyoruz. Alayım benim kızı da. He. Tatile bir şeye gidelim, bir şey yapalım. Oğlum bu devirde tatil matil zor işler be. Kaç öyle para çok, bir şey ya? Çok, çok pahalı işte. Ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İşte çevrede birkaç tane borcu olan şey arkadaş, eş dost var onlardan işte. Bak bu devirde borç önemli. Borç vermeyeceğim. Bir şey söyleyeyim, bazı şerefsizler var Kemal. Borcunu hatırlamaz. Vermezler de. Var abi. Bazı şerefsizler, kanı bozuklar böyledir. Aynen öyle. Uzak dur öyle insanlardan. Göz bebeğimin içinden kendini mi görüyorsun abi? Ha niye? Fethi! Fethi! Ne içersin? Vallahi ben bir oralet alırım ya. Doğaçlama mı ezber mi? Abi olayı tamamen şu. O anda herhangi bir şey böyle yazılmamış, çizilmemiş oluyor. Enis abi soruları genelde YouTube yorumlarından ya da kendi düşünüp buluyor. Biz de o anda çıkıyoruz. Sıra kimde diyor mesela. Ben geçiyorum. Direkt Enis abi olayı zaten söylemiş oluyor. Biz de o anda aklımıza geleni uyguluyoruz. O yani. Bize doğaçlama. Doğaçlamayı nasıl uzun o? Doğaçlama. Bu. Böyle büyük boy gazoz. En büyüğünden getir. Vardı mı sende 3-5 bir şey daha? Var büyük. 2 tost bir şey yer misin? Bir karışık ben de alayım ya. 4 tost, biri karışık. Kemal bir yüzlük var mı ya? Kupon yapalım şurada. Lan hadi çıkar elini, o akrep mi girdi lan ceplerine? Hadi ver 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 ver. İnsanlar var. Kalk ayağa kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk. Tamam ya. Ben şunlara. Telefonu da aldım. Oğlum bunu kaçına ver Fethi. iPhone şey mi, son mu bu? En son mu? Fethi buna kaç verirsin? Bunlar güzelmiş lan. Var mı içinde tişört tişört? Tişört yok mu? Kalk bakayım. Gel bakayım. Şu gözlüğü ver bakayım. Bu şeyi diyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara gözlük. Bir hafta takılayım mı? Bir hafta. Aa bu şeyi diyorum ben. Fethi benim masayı yana al. Enis abi. Enis abi. Bu şeyi diyorum. Tatile gideceğiz ya. Senin borç vardı ya. Onun şey yapsak mı ya? Enis abi sana diyorum abi. Abi kalksana. Abi. Enis abi. Enis abi. Doktor. Gözüme gözüme. Oo Kaan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Derdin mi var senin? Abi ölüyorum. Şşşt kardeşim ne yapıyorsun? Ölüyorum abi. Niye? Ağacın 10.000 TL falan az ameliyat masraflarım için. Ne olur ölüyorum. Tamam ya halledeceğiz ya. Abi Allah'ım. Şşşt ölmeyeceksin ya. Ölüyorum artık. Tamam oğlum halledeceğiz ya. 10.000 mi lazım? Evet. Halledeceğiz. Kemal. Kemal! Yine niye bana giriyorsun ya? Ben de geçeceğim. Efendim abi. Efendim abi. Kemal. Efendim abi. 10.000 ayarla. Hemen koş koş koş. Bankadan 10.000 ayarla. Ayarla! İban. Hepsi. Gitti. Eyvallah. Tamamdır. Geçmiş olsun kardeşim. Görüşürüz abi. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Ana! Güzel oldu. Vallahi. Kemal bir 10.000 de bana ayarla. Diyelim ki bir iddia sonucu yoldan geçen bir hanımefendiye laf atmanız gerekiyor. İddia sonucu arkadaşlar. Mizansen, bir iddia sonucu. Öyle insanlar değil şimdi. Bir iddia sonucu. Sus lan. Ne yaparsın? Şurada fark edilmeyen bir şey var. Şükrü şey diyor arkadan. Sus lan. Şükrü dün çok sinirliydi. Abi. Bu çekilirken çok dün değildi de çok sinirliydi. İddia sonucu. Sus lan. Ne yaparsın? Sahi dur lan gevşek. Sus lan. Şimdi arkadaşlar ben hanımefendiyim. Bir hanımefendiyim ve yürüyorum yani. Ama onu tak öyle anlayamayız. Böyle bir elektriklenen. O zaman kıvırt biraz. Öyle iyice pisleşiyor değil mi? Laf açacağız balgam değil. O boldur lan o lan. Fena. Siz ne biçim hayvanlarsınız siz? Nasıl hayvanlarsınız ya? Cem nasıl laf atılıyor? Ama var ya yatakta gör hayvan gibiyiz. Gel abi ya. Bunları yapmıyorlar. Dünyanın 8. harikası. Mükemmel bir hanımefendi ya. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum ben gerçekten. İnanılmaz. Ya geçer misiniz? Bayren bayren boy. Maşallah lan 311 bin izlenmiş bir günde. Maşallah. Buyurun buyurun buyurun. Bayren efendim bayren. Bu arada sizin de aklınıza gelen ne yaparsınlar varsa Twitter'dan ve...